Alevi inancına mensubuz. Kendi inancımızı özgürce ifade edemiyoruz, yapamıyoruz, sıkıntı var. Madem ki onların eşit inancı varsa, eşit olarak bunlar onlara pay veriliyorsa, bize de yurttaşlık olarak, bize de Alevi olarak, Alevi toplumu olarak bizim de özgürce kendi inancımızı, kendi kültürümüzü istediğimiz gibi, istediğimiz yerde ibadetimizi yapmamız lazım. Bu bizim doğal hakkımızdır. Cemevlerimiz var. Cemevlerimiz inanç statüsünde değildir. Aslında cemevleri, madem ki Alevi toplumu Türkiye'de nüfusu hemen hemen 20 milyon üzerinde bir Alevi toplumu var. Cemevleri zorunlu olduğu halde bunlara resmi bir stadyum sağlanmıyor. Bu da eşitsizliğin bir yönü oluyor. Bu konuda Avrupa bu imkanı sağladığı halde, Avrupa İnsan Hakları bu şey Türkiye'de bu şeye uyulmuyor. Bizim inancımız, Alevi toplumun inancı daha farklı. İnsan istediği öyle bir demokrasi olacak ki Alevi olarak kendisini ifade etmesi lazım. Eğer bir eğitim görmek istiyorsan, senin özgür iradenle o eğitimi görmen lazım. Bizde bir sürü insanımız zorunlu din dersi görmek istemiyor. Bu konuda eğitim almak istemiyor. Fakat bunu zorunlu hale getirdikleri zaman bu bir baskı aracı oluyor. Buna bir örnek vereyim. Bir dönem Kenan Evren sıkı yönetim döneminde, hatta bir valimiz vardı, Kenan Güven isminde biri, Dersim valisi, Tunceli valisi. Bu bizim çocukları şeye götürdü, İmam Hatip'e götürdü. İmam Hatip'e götürünce o inanç çok farklıydı. Bizim o çocukları zorladılar, o inanca zorladılar. İnan ki bizim çocukların hepsinin psikolojisi bozuldu, sağlığı bozuldu. Halen mevcut o çocuklar var ve hepsinde sağlığı yerinde değil. Çünkü bir insanı inancından koparıp başka bir inanca zorladın mı, o çocuğun psikolojisi bozuluyor.